Monster Notebook YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün serinin 22. oyunu olan Assassin's Creed Valhalla'yı inceleyeceğiz. Oyunda Assassin's Creed 2 esintileri görmek bizi çok memnun etti. Karakter bağ kurduğumuz hikayesi gerçekten güçlü bir Assassin's Creed oyunu. Hatta videonun başında direkt olarak söylemek gerekirse hiç düşünmeden alabilirsiniz. Biz çok beğendik. Oyunda yaptığımız her şeyin bir anlamı bir bütünlüğü var. Assassin's Creed'in diğer açık dünya modları ile arasındaki en büyük fark bu diyebiliriz. Haritamızda çıkan görevlerin hepsi bir hikayeye baz alıyor. Yerleşik hayata geçmeye çalışan Danimarka kökenli bir vikingiz ve olaylar 9. yüzyılda geçiyor. Britanya'ya karşı mücadele ediyoruz. Oyunumuz silahlar ve ekipmanlar açısından çok çeşitli. Bir silahla ustalaştıktan sonra bir diğer silahı öğrenmek bile ayrı bir eğlence. Her silahın kendi has özellikleri var. Hikaye olarak derinliği bizi çok etkiledi. Bazı Assassin's Creed oyunlarında hikaye eksikleri olduğunu görüyorduk. O oyunların aksine bu oyundaki zenginlik açık dünya güzelliklerinin yanına çok iyi duruyor. Görsel açıdan bizi büyüleyen oyunun dinamikleri de aksiyon dozunu karşılamayı hiç ihmal etmiyor. 22. oyun olan Valhalla'da vakit Viking olma vakti. Oyuna genç yaşlardaki Eivor karakteriyle başlıyoruz ki umarım bu bu şekilde telaffuz ediliyordur çünkü aynen bu şekilde yazılıyor. Bir şenliğin ortasındayken düşmanlar bulunduğumuz eğlence alanına geliyor ve ilk savaşımız başlıyor. Halkı için canını hiçe sayan Baba Varin düşmanlara teslim oluyor fakat birliklerin başındaki Kyote sözüne durmuyor ve bütün halkı kılıçtan geçiriyor. Biz bu savaştan sağ çıkıyor ve karakterimizi bir sonraki görüşümüzde artık daha büyük bir halde görüyoruz. Oyuna istersek erkek ya da kadın olarak devam edebiliyoruz. Yeteneklerimizi suikastçilik, yakın dövüş veya uzak dövüş olarak geliştirip seçtiğimiz yolda ilerliyoruz. Yalnız söylemekte fayda var, yeteneklerin kilidini açmak oldukça zor. Oyun yan görevler açısından zengin olsa da bazen tekrara düşebiliyor. Karakterimizi özelleştirmek istersek dövme, saç ve farklı sakallarda oluşan çeşitlilik sunulmuş. En fazla çeşitlilik dövmede. E malum viking kalkı dövmeyi sever. Oyunda bu sefer kartalımız yok fakat onun yerine kuzgunumuz var. Sinin etrafı kolaçan etmenize yarıyor ve gerçekten oyunda en büyük yoldaşınız. Aynı zamanda görevleri ve toplamanız gereken materyalleri Sinin'in sayesinde görebiliyorsunuz. Yani bir nevi üçüncü gözünüz. Oyunun menüsü gördüğünüz gibi oldukça sade. Alışık olduğunuz bir menü tarzı. Tabii ki yine söylemekte fayda var. Biz Monster Notebook kullandığımız için grafik ayarlarını en yüksekte rahatça oynuyoruz. New Game diyerek oyuna başlıyoruz. Karşımızda 3 tane farklı zorluk seviyesi çıkıyor. Bunlardan ilki keşif zorluğu, ikincisi dövüş zorluğu ve sonuncusu gizlilik yani sinsilik zorluğu. Yani şimdi biz size daha iyi bir inceleme sunabilmek için bunları kolayda bırakarak oyuna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi karakter seçimini bu aşamada yapıyoruz. Burada 3 farklı seçenek var kadın, erkek ve ikisinin kombinasyonu olan Animos modu. Karakterimizin oyun başında herhangi bir yeteneği veya karakteristik özelliği yok. Oyunda ilerledikçe farklı alanlarda farklı özellikler kazanmış olacak ki biz karakterimizin uzak dövüş yani okçulukta ustalaşmasını istiyoruz. Assassin's Creed oyunlarından alışkın olduğumuz tırmanma sahneleriyle oyuna devam ediyoruz. Bu oyunda en sevilen şeylerden biri yüksek noktalara çıkıp manzaranın tadını çıkardıktan sonra kendini ustaca yere bırakmak oluyor. Evet, senkronizasyonumuzu tamamladık. E fakat gördüğünüz gibi biz ilk atlayışımızda çok estetik olamadık, farkındayız. Oyun tasarımı gerçekten çok iyi. suya atlayınca karakterimize bir hipotermi uyarısı geldi. Biz de donmamak için hızlıca sudan çıkıyoruz. Kariyerken de suya atlamak bizim ayıbımız olsun. Şu an gördüğünüz gibi Odin görüşüyle ilk düşmanımızı gördük ve ona sinsice yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu arada fark etmişsinizdir. Biz oyunu Master Gamepad ile oynuyoruz. O yüzden ekranda çıkan tuşlar bununla uyumlu olacaktır. İlk düşmanımızla kolaylıkla geçtikten sonra görevde ilerlemeye devam ediyoruz. Kampta bulduğumuz okları alarak da karakterimizi okçu olarak geliştirebiliyoruz. Şu an kuzgunumuzun görüşüne geçtik. Bence oyunun en keyifli noktalarından biri. Görev yerlerimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Ya da bize doğru gelecek sürpriz saldırıyı bu sayede önden görüp önleme imkanı sağlayabiliyoruz. Şu an görev yerlerimize doğru baktık ve o yöne doğru ilerliyoruz. Savaştan önce bir envanterimize göz atmak istiyoruz. Bu menü serinin diğer oyunlarından da alışkın olduğumuz üzere oldukça basit. Okumuz, yayımız, baltımız ve siperimiz var. Tabi oyunun başında olduğumuz için bu itemler şu an için oldukça basit düzeyde. Bu menüde de yeteneklerimizi nasıl geliştirebileceğimize bakıyoruz. Bölümler ilerledikçe aldığımız skin puanlarıyla haritada yön ilerleyip yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Oyuna devam ederken ilk görev yerimize geldik. Kuzgunumuzu göreve çağırarak köyümü yukarıdan bir tarıyoruz. Bakalım düşmanlar ne tarafta bize tuzak kurmuş? Oyunun gerçekliği bizi büyülemeye devam ediyor. Köyün ortasında gördüğümüz yüksek bina Vikinglerin bir nevi meclis binası yani şeflerin evidir. Şimdi oraya doğru tırmanıp içine girmeye çalışacağız. Sürpriz bir baskınla rakipleri şaşırtmaya çalışalım ve esir edilen köy halkının özgürlüklerini geri verelim. Ve ara sahnemiz geldi sanırım ardından savaşa başlıyoruz. Evet ilk okumuzu attık. Tabi karakter gelişiminin başında olduğumuz için hedefi tutturmamız biraz zorlaşıyor. Düşman sürekli bizi yakın dövüşe çekmeye çalışıyor fakat okumuzda avantaj sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi dilersek arada baltamızla da savaşmaya devam edebiliriz. Bu silahları ara ara değiştirebiliyoruz. Enerji barında da gördüğünüz gibi Ricky Wolf'u yani ilk düşmanımızı kolayca yeniyoruz. Son derdemizde okumuzla yaptık ve esir olan köyleri kurtarmaya gidiyoruz. Ve sanırım kurtardığımız savaşlarla yeni bir savaşa doğru gidiyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi şu an kan gövdeyi götürüyor. Fakat dilerseniz oyun ayarlarından bu görüntüleri kapatabiliyorsunuz. Yine okçuluğun verdiği faydalardan yararlanıp kaçak dövüşmeye devam ediyoruz. Ama oklarımız da bir yere kadar varlar ve benim artık baltamla yakın dövüşe girmem gerekiyor. Evet yerden aldığım okları kullanıyorum fakat oyunun başında olduğumuzdan skilllerimiz yeterli düzeyde değil o yüzden her attığım okla hedefleri vuramıyorum arada karavana vurabiliyoruz. Savaşı bitirdikten sonra yeni görevimize doğru ilerliyoruz. Tabi viking denince akla gelen ilk şeylerden birisi de denizlere erken açmak. Usta denizciler olan vikinglerin bu yönünde oyunda gayet iyi işlenmiş. Bugün Assassin's Creed Valhalla'yı sizin için oynadık. Uzun bir oynanış süresine sahip olan oyunun ana hatlarıyla incelemeye çalıştık. Biz oyunu çok beğendik ve kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.